Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Ekim ayında neler okuyacağım onlardan bahsedeceğim. Yine her zamanki gibi 5 tane kitap belirledim. Bu kitapların 2 tanesi Eylül ayından kaldı. Eylül ayında sadece 3 tane kitap okuyabilmişim. O üç kitabın da okuma maratonu var zaten. Belki paylaşmışımdır ya da paylaşacağım belki bu videodan sonra. Çünkü hazır şu anda yüklenmeyi bekliyor. O üç kitabı aynı anda okuduktan sonra böyle bir benim modum düştü ve böyle kitap okumaya ara verdim. Ama şu anda bomba gibiyim. Yani bir kitabı bir oturuşta bitirebilecek derecede kitap okumayı çok özledim. Ve gerçekten çok istediğim uzun zamanda kitaplığımı olan kitapları da seçtim aslında. Hemen gösterdiğim kitaplarımı Önce Eylül ayından kalan kitaplarımı göstereyim. İki tane kitap demiştim. Bir tanesine zaten başladım ben. Kahve soğumadan önce kitabını başladım ben. Şu anda 30 sayfa okumuşum. Gerçekten güzel başladı ama sadece şunu söyleyebilirim. Kitapla alakalı sanki böyle dili çok basit ve birazcık da Bilmiyorum sanki daha mı iyi olabilirdi dedirtti bana ilk 30 sayfada. Bunu düşündüm ama konu olarak muhteşem bir konu. Bakalım nerelere gidecek. Meraklı okumayı bekliyorum şu anda. Zaten bunu hemen bitiririm diye düşünüyorum. Çok akıcı bir kitap. Ee, i̇lk kitabım buydu. Eylül ayından kalan da Zaten paylaşmıştım. Bir diğer kitabım da Çatı Katı Aşıkları'ydı. Şükran Yiğit'ten okumak istediğim kitap. Ee, bu da kaldı. Bunu da çok okumak istiyorum aslında ama bir türlü yetiştiremedim yani bu kitabı da. Bu kaç sayfa? Birazcık da kalın bir kitap ama 251 sayfa. Yani ama akıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazarın bir tane kitabını okumuştum ve bayağı akıcı yazıyor ve güzel yazıyordu. Bu kitabı da en sevilen kitabı ama sevmeyenleri de görmüştüm. Umarım seven tarafta olurum. İkinci kitabım da buydu. Bunların konularından bahsettiğim için Eylül ayında okuyacaklarım videosunu o yüzden hızlı geçiyorum. Bir diğer kitabımdan çok merak ettiğim uzun zamandır kitaplığımda olan modern klasik Stoner yazardan başka kitap okumadım. Bir kitabı daha var, alacağım onu da. Bunu seversem tabii ki. Bunu ben birazcık böyle Martin Eden'a benzettim gibi oldu. Arka kapağını okuyunca. O yüzden bu ay okumak istiyorum. Birazcık da böyle aslında şöyle karınca doğası gibi. Ya ben bu Yapı Kredi Yayınları'nın kitaplarını okumakta gerçekten zorlanıyorum. Yani çok böyle göz yoruyor bence. Çok küçük yazıyor ama güzel de kitaplar çıkarıyorlar. O yüzden yapacak bir şey yok birazcık konusundan bahsedeyim. Bir çiftçi ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen William Stoner, ziraat okumak için gönderildiği üniversitede edebiyatla tanışır ve bütün hayatı değişir. Birazcık buradan zaten Martin Eden'a benzettim gibi. Stoner acımasız bir dünyada sığınak olarak gördüğü üniversitede kalacak, hayatının geri kalanını aynı kasabada geçirecektir. Öğrenmenin ve öğretmenin zevkleri, yakın arkadaşlıklar ve kıyıcı düşmanlıklar, evliliğin ve ailenin dünyası, Yeniden bulunan aşkın şaşırtıcılığı sıradan görünen bir hayatta iz bırakan her şey Stoner'de içe işleyen bir yalanlıkla kaydedilir diyor. Yaklaşık 50 yıllık bir gecikmeyle diyor yeniden keşfedildi. 1965 yılında yayınlanmış bu. Bayağı da eski bir kitap aslında ama ben gerçekten bu kitabı seveceğimi düşünüyorum. Neden bilmiyorum böyle e, sanki benim böyle favori kitabım olacakmış ama zor okuyacakmışım gibi hissediyorum. Öyle bir hisse kapılıyorum bilmiyorum. Bir diğer kitabıma geçelim. Mehtap Ceyran'dan Mevsim Yaz Kitabı. Şöyle göstereyim. Ee, bu kitapla alakalı hiçbir fikrim yok. Sadece çok sevildiğini bildiğim için kitabımı eklemek istemiştim. Bu kitapla da üzüleceğimi düşünüyorum. Gerçekten roman. Bu da romanmış. Zaten arka kapakta konuyla alakalı hiçbir şey yok. Görünmez olabildiğin kabuktur ev demiş. Sadece yani bir alıntı var sadece. Başka konusuyla alakalı hiçbir şey yok. O yüzden resmen böyle sürpriz bir kitap bana göre. Bu ayda bu kitabı yine okumak istediğim için seçtim. Umarım bunu da beğenirim. Ve son kitabım Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk kitabı. Yazardan okuyacağım yine ilk kitap. Ya bu yazar çok seviliyor. Bu kitap okunduktan sonra diğer kitaplarını alıyorlar. Ben de diğer kitaplarımı sepete ekledim bekletiyorum. Çünkü bunu okumam gerekiyor önce. Eğer yazarın dilini falan sevmezsem diğer kitaplarına şans vermem belki diye düşündüm. Çünkü en güzel kitabı buymuş. En çok sevilen kitabı ve en çok bilinen kitabı bu yani. Ama eğer ki seversem tabii ki hemen diğer kitaplarını alırım diye düşünüyorum. Konusu falan çok hoşuma gitti. Tam böyle kendimi bulacakmışım gibi hissediyorum bu kitapta da. Birazcık bahsedeyim isterseniz. Burada bir alıntı var. Burada bu romanında hüzünlü bir kahramanı ve o kahramanın çok daha az hüzünlü kız arkadaşının ilişkisini şaşırtıcı bir çıplaklıkla anlatıyor demiş. Kederle ironi, parlak bir zeka ile delilik, gerçekle gerçek üstü arasındaki sınırların birbirine girdiği mutsuzluk zamanlarında mutluluk sıradan bir hayatı anlatırken okuru umumadık bir derinlikle yüz yüze getiriyor demiş. Bayağı güzel bence konusu. Bu kitabım da böyleydi. Toplamda dediğim gibi 5 tane kitap seçtim ama sanki bir kitap daha aralarına katabilirim diye düşünüyorum. Çok emin değilim. O katacağım kitabı da zaten yine görürsünüz. Şöyle göstereyim topluca. Bu kitapların hepsini okumak için çok sabırsızlanıyorum. Sizin de okuduklarınız varsa lütfen aşağıya yazın. Okudunuz mu, sevdiniz mi, sevmediniz mi yorumlarda bekliyorum. Bu arada bu kitaplardan hangileri için okuma arasını çekeyim? İster misiniz böyle anlık... Duygularımı, düşüncelerimi paylaşıyorum okurken. Hepsine çekmeyi düşünmüyorum. Birkaç tanesine çekebilirim ama. Yazarsanız çok sevinirim. Ona göre ben de size dinler ve oku maratonu çekerim diye düşünüyorum. Bu şekilde daha kendim motive oluyorum ve siz de seviyorsunuz. O yüzden bunu da söylemek istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.